Yüksekova'ya geliş ziyaretimiz, daha doğrusu Hakkari geliş ziyaretimiz, bölgemize geliş ziyaretimiz, Milliyetçi Hareket Partisi 3. Hakkari İl Kongremiz için geldik. Tabii Yüksekova'ya indik. Sayın İl Başkanımız Fatih Bey ile birlikte de bugün esnaf ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şimdi Yüksekova ile ilgili benim Yüksekova'lı hemşerilerim, vatandaşlarımız çok mutlu etti. Her girdiğimiz esnaf arkadaşımız, öyle o kadar kadir şinas ve misafirperver bir yüksek havalı var ki her girdiğimiz iş yerinde sağ olsunlar bize bir şey ikram etmek istediler. Tabii ki zamanımızda kısıtlı esnaf ziyareti yapmamız lazım ama hepsiyle de girdiğimiz iş yerlerinin hepsiyle sohbet fırsatımız oldu. Ben gerçekten kadir şinas bir yüksek havalı halkımız var. Kadir şinas bir doğulu halkımız var. Ve ben bugün kendi memleketimde Isparta'da dolaşır gibi Yüksekova'da ziyaret yaptım. Yani Yüksekova gerçekten Doğu'nun bir değeri, bir ticaret merkezi. Çünkü 3 tane sınır kapısı barındırıyor. 3 tane sınır kapısında içerisinde olan bir ilçemiz. Ben Yüksekova'yı çok sevdim. Ve artık Güneydoğu'daki algıyı da, Güneydoğu algısını, Hakkari, Yüksekova algısını da ben yıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şehir ve Yüksekova'lı gerçekten bir değer. 100 il, 1000 ilçe projesi Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'e projesi kendisi ifade etmişti. Ama ben şunu ifade edeyim. Evet, Yüksekova il olmayı hak ediyor mu? Ben şahsi fikrim gerçekten hak ediyor. Ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Yüksekova'ya bu sözü vermiş zaten. İnşallah 100 ilin içerisinde, 100 il projesinde Yüksekova'da yer alır. Biz esnaf gezimizde de, teşkilattaki arkadaşlarımızın sohbetinde de, aynı zamanda şoförlü odası ziyareti de yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ettik, Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde, esnaf ziyaretimizde özellikle bu dile geldi. Fakat tabii ki ben bunu size yardımcı, Yüksekova'ya yardımcı olmaya çalışacağım. Ama burada yerel yöneticilerimiz var, Sayın Valimiz var. Ki bu eksikliği, bu ihtiyacı Sayın Valimiz de mutlaka ve mutlaka biliyordur. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti Isparta Milletvekili olarak ben de buna bu konuda Sayın Başkanlarımıza söz verdim. Elimizden geleni yapacağız. Ama dediğimiz gibi Sayın Valimiz mutlaka bu eksikliği biliyordur. Çünkü şunu söylendi. Ankara uçağımız saat yanılmıyorsam öğleden sonra 2-2.30 gibi tekrar Ankara'ya uçuyor İstanbul. Ve vatandaş gittiğinde bir günlük kaybettiğini söylüyor. Yani bu uçak sabah gidiş İstanbul veya Ankara, akşam da dönüş bizi çok daha çok rahatlatacak diye ifade kullandılar. Mutlaka Sayın Valimizin de bu konuda çalışması olduğunu inanıyorum. Bugün uçakta gelirken OTAŞ görevlilerimiz doğalgaz için burada çalışma yaptıklarını ifade ettiler. Süreçle ilgili size net olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bilgi babında donanımı değilim. Ha, donanım değilim derken şu anki Yüksekova'daki doğalgaz yatırımı ile ilgili veya doğalgazın durumu ile ilgili tam bir bilgi sahibi değilim. Bunu ifade edeyim. Evet, yani 2024'te Sayın Valimiz o dediyse bunu Sayın Valimizin cevaplaması daha iyi olacak. Ben öncelikle misafirperverliğinden dolayı Yüksekova halkına teşekkür ediyorum. Ve biraz önce bahsettim. Her girdiğim iş yerinde, her girdiğim esnaf arkadaşımız bir şey ikram etmek için bize çaba gösterdi. İkramını kabul ettiklerimiz oldu. Çayını, kahvesini, balından tattıklarımız oldu. Ben o arkadaşlarımızın hakkını helal etsin. Ama Yüksekova bizim memleketimiz. Hem doğasıyla hem de misafirperverliğiyle adından söz ettiren bir şehrimiz. Ve şunu söylüyorum. Yüksekova inanın yeraltı zenginliğiyle birçok ülkenin yeraltı zenginliklerinden daha fazla zenginlik kaynağı olan, daha fazla yeraltı zenginliği olan bir bölgemiz, coğrafyamız. Ben tekraren tüm halkımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de Yüksekova'da olmaktan çok mutlu olduk.